İnternette filtre sistemi Ağustos'ta başlayacak ama internet kafelerde şimdiden yasaklar başladı. Kanunlara uygun derneklerden mayo firmalarının sitelerine, yüzlerce siteye internet kafelerden girmek artık yasak. Mayo firmaları, radyolar ve oteller. Bu kuruluşlardan bazılarının sitelerine erişim internet kafelerde kapalı. Yasaklama gerekçesi olmamasına rağmen bazı sitelere 22 Ağustos kararları uygulanmadan internet kafelerde erişilemiyor. İnternet kafede uygulanan filtrelere birçok politik sitenin ve yanlışlıkla birçok ticari sitenin de girdiği anlaşıldı. Bu da bize şunu gösteriyor. 22 Ağustos'ta da bu genel filtre devreye girdiği zaman birçok site müstehcen olmadığı halde veya müstehcen içerik bulundurmadığı halde sitelere erişim engellenebilecek ve bunlar hep iletişim kazası olarak karşımıza çıkarılacak. Yasalara göre kurulmuş olan Kaos GL Derneği'nin sitesi de bunlardan biri. İfade özgürlüğü hakkının açıkça ihlali bu. Yani bu dernek Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş. Statüsü kanunlara göre düzenlenmiş. Bunun şu anda yapılması da yasal değil. Ama şu andan sonra daha da bu. Bu son yayınlanan yazıdan sonra daha geniş çaplı olacak. Bu arada eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın önerisiyle güvenli internet uygulamasında ortak karar alınması için bir toplantı düzenlenecek. Toplantıya TİP, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Ekşi Sözlük, Facebook ve Google'ın avukatları da katılacak.